Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızın konusu, aklınızdaki kişiye ne hissettiriyorsunuz? Sizin isminizi duyduğunda, sizi gördüğünde ya da size düşündüğünde bu insan ne hissediyor? Ondaki karşılığınız ne? Size karşı duyguları ne? Neler söylemek ister? Tamamen aslında bu duygulara, bu düşüncelere, bu izlere dair olacak. Yani onda bıraktığınız iz ne aslında? Bunu da sorabiliriz keza. İki destemiz olacak. Birinci destemiz, biliyorsunuz artık bu desteleri tanıyorsunuzdur. Böyle görselleri olan Lightseers Tarot destemiz. İkinci destemiz de Modern Witch Tarot destemiz. Biliyorsunuz bunda da görseller bu şekilde. İstediğinizi seçin, odaklanın ve destelerden birini dinlemeye başlayın. Kendinize zaman tanıyabilirsiniz. Eğer hiçbirine çekilmiyorsanız başka videoları izleyin arkadaşlar. Bugün vakti değildir. Dediğim gibi birinci deste, ikinci deste siz durdurup bekleyebilirsiniz. Ben birinci destemizle başlıyorum. Merhabalar, birinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle zamansız bir zamana niyetlendiğimin altını çiziyorum. Bilginiz olsun. Eğer ilk kez istiyorsanız özellikle de hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bir şunu soralım. Birinci desteği seçen arkadaşların aklındaki kişi şu an hangi enerjilerde? Kendi hayatında hangi enerjilerde? Yeni başlangıçlar. Güzel. Peki birinci desteği seçen arkadaşları düşündüğünde hangi enerjiye geçiyor? Yani onu hangi halden hangi hale aslında götürüyorsunuz? Bir buna bakalım. Yaratıcı bir girişim. Hep bir başlangıç enerjisi, hep bir başlama enerjisi var. Güzel. Peki, birinci desteği seçenlerin aklındaki bir kişi, aklındaki, kalbindeki, niyetini aslında tuttuğu kişi. Şu an, tam şu an. Birinci desteği seçen arkadaşlarımı düşündüğünde, o aklına geldiğinde, onun ismini duyduğunda neler geçiriyor içinden? Kupa sekizlisi. Bir şeyler arkada bırakılmış, araya mesafeler girmiş, belki uzaklaşılmış, belki birisi diğerine arkasına dönüp gitmiş. Peki başka hangi hisler uyanıyor? Değnek üçlüsü. Ama yine de birileri hala diğerlerinin yolunu bekliyor. Kartların hepsini alalım. Daha tabii ki detaylı bir şekilde gireceğiz hikayemize. Hangi hisler var şu an bu kişide? Tılsım beşlisi. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Aklınızdaki insan dediğim gibi bir başlangıç enerjisinde. Kendi hayatında yeni bir döneme girmeye çalıştığı, yeni yollara gitmeye çalıştığı, belki yeni bir kariyer, yeni bir hayat başlatmaya çalıştığı bir süreçte olabilir. Onu mutlu edecek, onu hayatında bir sonraki aşamaya getirecek olan aslında değişimlerden, dönüşümlerden geçiyor. Bakın kendi hayatında yeni bir döngü başlatmış. Döngü kısmından aslında birinci kartımız, yeni başlangıçlar kartı. Ve sizi sorduğumuzda sizi aslında düşündüğünde hangi enerjiye geçiyor dediğimizde yaratıcı bir girişim kartını görüyoruz. Bu bir başlangıç enerjisi aslında. Ya size eğer yeni tanışıyorsanız ya da yeni yeni işte görüşmeye, flört etmeye başladıysanız ya da yeni yeni birbirinizi uzaktan izliyorsanız bütün ilişki türleri için geçerlidir, bilginiz olsun. Ya size baktığında sizle bir şeyler yaşama isteği, arzusu uyanmış içerisinde ya da zaten hali hazırda tanıdığınız, belki böyle geçmişte bıraktığınız birbirinizi, belki işte özlemini duyduğunuz birisi ise de size böyle yeniden bir ulaşmak, size yeniden bir şeyler yaşamak. Aslında yani genelde bu karta baktığımda hep kemanı ve tuvali görürüm ama bugün ilk kez deniz, buradan akan su aslında dikkatimi çekti. Deniz acaba çok mu önemlisin ilişkiniz için? Acaba böyle bir durum mu var? Yani siz ya da karşı taraf deniz kenarı bir şehirde mi yaşıyor? Birbirinizle ilgili böyle denizle ilgili anılarınız mı var? Burada bir kamerada görüyoruz. Allah Allah. Çünkü size baktığında içinde bence akan, coşan, akmak isteyen bir nehir var. Bir su var, bir deniz var. Hani o denizin böyle köpürüp köpürüp dalgalarını kıyıya vurması canlanıyor gözümün önünde.
Bir hayat enerjisiyle dolduruyorsunuz onu, bakın yani etraf çok güzel, çok günlük, çok güneşlik. Bugün dediğim gibi kartta daha çok arka plan dikkatimi çekiyor. Arkadaki dağ, yeşillikler, yaprak teması, hayat veriyorsunuz bu insana. Hayat veriyorsunuz. Ama şu an hangi hissiyatlarda dediğimizde sanki şey gibi. Evet, sizi duyduğunda yeniden içi o hayat enerjisiyle dolup taşıyor ama sanki siz bu insanın çok özlediği ya da çokça yolunu beklediği, görmek istediği ama ulaşamadığı, kendisini eksik hissettiği, yani onun yanında olmadığınızda belki de içinde gerçekten bir şeyler çöküyor. Belki bir tarafını böyle sol tarafını kaybediyormuş gibi hissediyor. Özellikle de bakın şimdi kupa sekizlisiyle açtığımız ve tılsım beşlisiyle de bitirdiğimiz için bu insan gerçekten bir ex partner olabilir. Mecburen ayrılmak zorunda kaldınız. Ya da belki bu kişi geçmişte arkasına dönüp gitti. Belki işte geçtiğimiz Ağustos ayında ya da 8 aylık bir süreçte. Hatta bazıları belki ta geçen senenin Şubat, Mart aylarında uzaklaşmış olabilir. Ama bu gidişe rağmen bakın bir takım ayak izleri kalmış burada. İçinde hala size dair bir şeyleri taşıyarak gitmiş bu insan. Ya da siz bu insandan gitmişsiniz. Ve diyor ki ben aslında hala onu bekliyorum. Hala gözüm ufukta. Hala bakıyorum ve izliyorum. Ve bakın dikkat ederseniz burada kız bir ayağını böyle kaldırmış. Hani her an sanki sörf tahtasını alıp bu denize doğru atacak kendini. Deniz teması çok var yine. Deniz teması çok var. Denize doğru gidecek ve orada dalgaları bırakacak kendini birazdan sanki. Bir macera gibisiniz. Onun için onun ruhunu belki hayata aslında taşıyan, yaşama sevinciyle dolduran güzel bir enerjisiniz. Ama şu an dediğim gibi çok fazla özlem var burada. Çok fazla böyle hani şey gibi ya. Hani böyle tatil fotoğraflarına bakarız. Ne bileyim işte güzel mekanlara, güzel yerlere bakarız. Böyle içimiz gider ama hala kış mevsimindeyizdir. Ve o güzel böyle günlük güneşlik denizlere girmeye henüz çok vakit vardır. Ya da belki hiç zaten giremeyeceğimiz ülkelerde, diyarlardadır. Ve içimize böyle bir özlem, bilmediğimiz bir hasret kaplar ve üzülürüz ya. Bu insan için biraz böylesiniz. Sanki size bir ulaşabilse, bir yanınıza gelebilse, yanınızda olabilse, içinde gerçekten belki de o deniz coşacak ve taşacak. Ama diyor ki şu an çok fazla özlem, şu an çok fazla hasret var. Sen benim ulaşamadığım bir yerdesin, ulaşamadığım bir noktadasın. Ve eksikliğini çok derinden hissediyorum. Yine yeni tanışılan biri ise ya da işte bir flört, platonik gibi bir kişi ise, bu insan arkadaşlar hayatında yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Size de aslında böyle bir ışık görmüş, yeni bir şeyler yaşama isteği, hevesi varmış gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan ne derler ona? Hayatında bir takım eksiklikler var, bir takım sorunlar var. Yani sanki gerçekten cebinde parası yok ama bu insan aşık olmak istiyor. Aşk yaşamak istiyor ama sevgilisini belki de gidip de bir yerde bir yemek yedirecek bir parası bile olmayabilir. Çok fazla maddi sorunla boğuşuyor olabilir. Belki bir sinemaya bile alıp götüremeyecek ve bu yüzden kimsenin hayatına girmek istemiyor olabilir. Özellikle sizin karşınızda birazcık özgüven problemi, yetersizlik hissiyatı yaşayan birisi olabilir bu insan. Peki birinci desteği seçen arkadaşlarım, hangi duyguyu getiriyorsunuz bu insana? Birinci desteği seçen arkadaşlar, akıllarındaki bu insana hangi duyguyu getiriyorlar? Milk and honey. Çok tatlı ve çok güzelsiniz. Gerçekten süt ve bal. Hani böyle ballı süt çocuklara içirirdik ya. Aslında çocukken biz de içerdik ya. Buradaki fili görüyorsunuz değil mi? Ne kadar mutlu. Hani bir mucize gibisiniz. Sanki siz olsanız ya da sizle bir şeyler yaşanabilse bu insan gerçekten belki de mutluluktan havalara uçacak ve hayatında çok yeni, çok temiz, çok ferah bir döneme geçecek. Ama bunu yaşayamıyor, bunu getiremiyor hayatına. Diyor ki evet ben yeni başlangıçlar yaşamalıyım ama belki de hatta kendini yolun daha çok başında görüyor olabilir. Hani bir bebek, tamam bebek teması, başlangıç teması güzeldir ama bir bebeğin görüyorsunuz üstünde giyecek bir şey bile yok. Cebinde 5 kuruş belki parası bile yok gerçekten. Tabii ki burada hani mübalağa yapıyorum ama belki gerçekten öyle. Belki gerçekten çok fazla borcu var. Çok fazla önce halletmesi gereken meseleler var. Belki önce halletmesi gereken bir eğitim durumu var. Ve diyor ki bir dakika hani evet yaşasak çok güzel olur ama biz bunları nasıl yaşayacağız ki? Belki ayrı şehirlerdesiniz. Birbirinizi görmeniz, birbirinizin yanına gidip gelmeniz bir de çok belki ciddi bir maddi külfet, maddi bir yük belki de.
Ama diyor ki aslında sen benim sütümün içindeki balımdın. Gerçekten bir böyle hani bazen çocuklar işte sevmezler süt tadını. Bal karıştırılır ya. Siz aslında bu hayata belki de bal ekliyorsunuz. O bal sizsiniz yani. Balım. Balım. Belki öyle bir durum var. Peki şu an bu kişinin kalbinde şu an bu kişinin kalbinde sizle ilgili böyle en derin duygu, en derin hissiyat ne? Beklenti. Sıkı sıkı sarılmış görüyor musunuz? Elinde böyle buradaki beklenti kartındaki simge biraz uçurtma gibi. Sıkı sıkı sarılmış, gözleri gerçekten hasretle, aslında bir yandan sanki yine özlemle bakıyor. Sıkı sıkıya sarılmış ve bir umuda belki de tutunuyor. Ama yalnızca bekleyebiliyor ve bunu bir türlü eyleme geçiremiyor, bir türlü hareket ettiremiyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu insan için belli ki değeriniz çok fazla ama o kendisini çok değersiz hissediyor olabilir. Peki neler söylemek ister? Şu an içimden hangi sorular gelirse doğrudan onu sorarak gidiyorum. Dediğim gibi tamamen akışa ve sezgilerime bıraktığım bir açılım olacak. Bilginiz olsun. Belki ikinci deste de bu soruları sormayacağım bile. Belki çok farklı sorular soracağım. Bilmiyorum. Tamamen akışa yönelik. Neler söylemek ister peki bu kişi? Seni bir başkasıyla gördüğümde orayı terk ettim diyor. Allah Allah. Acaba sizin veya karşı tarafın hayatına üçüncü kişiler mi dahil oldu? Ya da bu insan öyle mi zannetti? Hani uzaktan zaten böyle bir izliyor diyor size. Acaba hayatınızda birilerinin olduğu düşüncesi mi vardı? Bu yüzden mi bu kadar kendini yitik, kayıp, özlemiş, mahvolmuş hissediyor? Başka ne söylerdi? Senin gitmene izin vermek ne kadar zordu bilmiyorsun diyor. Zaten bu belli ama yani sanki siz gitmişsiniz ve sizin gidişinizi izlemiş ya da kendisi gitmiş ama aslında o kadar da isteyerek gitmemiş. Belki o zamanlar gerçekten sevmediğini düşündü. Belki hislerinin bittiğini düşündü. Belki hisleri onu tatmin etmiyordu. Çünkü kupa sekizisinde bir tatminsizlik vardır. Belki kendisi için daha anlamlı bir yol aradı. Hatta bazıları burada yurt dışına gitmiş olabilir. Belki eğitimi için, kariyeri için başka bir şehre, ülkeye gitti. Ama aklı burada kalmış. Peki başka ne söyler? Seni koşulsuz bir şekilde seviyorum dermiş. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Bilmiyorum, çok hüzün kapladı bu desteğe bakarken benim içime. Çok fazla hüzün kapladı. Peki ne düşünüyor bu birinci desteği seçen arkadaşların aklındaki insan? Ne düşünüyor onlarla ilgili? Kupa Prensi. Acaba bir adım atsam mı, yaklaşsam mı? Değnek Altınısı. Ve İmparator. Arkadaşlar, bu insan ya sizi kazanmak istiyor ya da eğer burada birbirinizle bir mücadeleye girdiyseniz bunu artık kazanmak istiyor. Benim burada gördüğüm, çünkü aslında kendine hiç de öyle güven duymayan, gayet dediğim gibi hani böyle toy kalan, belki çok beceriksiz, nedense Kupa Prensi'nin o böyle yampiri hali bana onu bir yansıtır. Belki sizin tarafınızdan da belki çok beceriksiz, çok yeteneksiz addedilen ama buna rağmen burada kazanmak isteyen, ya sizin önünüze bir zafer elde edip gelmek istiyor. Bak, ben kafama koyduğum şeyleri yaptım. İdeallerimi hayata geçirdim. Bunları artık başardım. Şimdi de seninle mutlu olmak istiyorum. Ya da eğer ki aranızda bir mücadele verildiyse, belki dediğim gibi mecburiyetten ayrılındıysa, belki hatta birbirinize inadına başkalarını eğer hayatınıza aldıysanız, bak ben buradayım. Kazanmak için oynuyorum ve seni de bu mücadeleyi de aslında kazanacağım, kazanmayı kafaya koydum diyor. Bence dışarıdan çok dikbaşlı, çok ketum, asla taviz vermeyen, kendinden ödün vermeyen, her zaman belki kendi çıkarlarını ön plana koyarak yaşayan birisi. Çünkü içeride çok özgüvensiz, kendini çok yetersiz hisseden, hep belki başkalarının gerisinde kalmış zanneden birisi. Ve bu yüzden de diyor ki ben ne kadar sağlam olursam, ne kadar dayanıklı, ne kadar güçlü olursam senin önünde de o kadar işte korkmadan durabilirim. Ve o zaman ancak bir şeyleri yaşayabilirim. Çünkü baksanıza, yani aslında
şeyden çok hoşlanıyor. İlgi görmekten, insanlar tarafından pohpohlanmaktan belli ki çok hoşlanıyor. Çünkü buna ihtiyacı var. Çünkü egosunun beslenmesi gerekiyor. Hatta belki size bile çok geçmişte böyle egosentrik davranışlarda bulunmuş olabilir ve bu durum sizi belki çileden çıkarttı ve belki bu yüzden siz çekip gittiniz mesela. Bu da gayet mümkündür. Sanki hep böyle aslında size yüksek bir yerden bakmış. Daha doğrusu size bunu öyle yansıtmış ama aslında o kadar kırılgan, o kadar küçük, böyle minik balık yengeç. Onu çok çağrıştırıyor. Minik bir balık yengeç sanki içerisi. Ama dışarısı böyle bir aslan, bir koç edasıymış gibi. Hani bu burçların karakterlerini düşünün. Arketip olarak anlatıyorum. Ha, bu burçlar da tabii burada geldi ama böyle bir şey alıyorum. Size karşı belki kaplanmış, aslanmış, evet kükremiş ama şu an gidip baksanız, içine açıp baksanız, bir otopsi yapsanız içine, göreceğiniz şey çok kırılgan, minnoş, böyle o yengecin kabuğunu çıkartmışsınız, içiniz elinize kalır ya, yumuş yumuş. Belki de o. Peki. Devam edelim. Siz bu insan için peki hangi anlamı ifade ediyorsunuz? Birinci desteği seçenler bu kişi için nasıl bir anlam ifade ediyor? Kılıç beşlisi. Bu insan sizinle gerçekten çok anlamsız, kimsenin kazanmadığı ama kimsenin de yenilmediği ama sadece tarafların başının ağrımasına sebep olan, iki tarafı da çileden çıkaran bir savaşa girmiş. Değnek kralı. Bence bir aslan ve koç etkisi çok yoğun olarak var burada. Ya sizde ya karşı tarafta, artık bilemiyorum. Ve kılıç ikilisi. Siz bu insanı arkadaşlar... yenilgiden yenilgiye sürükleyen ama hep de rövanşını almak için aslında geri getiren bir yerde bırakmışsınız ya da o sizi bırakmış. Sürekli ikileme düşünüyor. Sürekli geçmişteki hatalar yeniden tekrarlanıyor. İki taraf da kazanmıyor. İki taraf da kaybetmiyor. İki taraf yalnızca başının ağrıdığıyla ve hayatına belki de devam edemediğiyle kalıyor. Burada böyle bir durum var. Belki çok farklı yollara, çok farklı durumlara gidiliyor ama iki tarafta bir türlü buradan çıkamıyormuş gibi ve siz bu insanı en fazla dediğim gibi bence belirsizliğe, aslında o kararsızlığa, hani ne yapmalı, bir yola yeniden çıkmalı mı, çıkmamalı mı, sanki bu ikileme düşürüp duruyorsunuz. Peki bu kişiden nasıl bir adım, nasıl bir eylem gelecek birinci desteği seçenlere? Şeytan, hadi gel, hadi gel yine benim ol. Güç kartı, major gidiyoruz. Denge kartı. İlk etapta yine belki size hatta öfkelendiren, sinirlendiren, sen hiç değişmemişsin dedirten bir adım gelebilir. Ya da size takip ettiğini, izlediğini görebilirsiniz çok böyle derin bir şekilde. Ya sanki şey, hani kuzuyla aslanın gerçekten mücadelesi. Ay, aklıma çok saçma bir şekilde Twilight geldi. Hani orada şey vardı ya. Birinci filmde işte o zaman kurt kuzuya aşık oldu desene. Sanki burada öyle bir durum var. Yani bu kurt kuzuya aşık. Kuzu bu kurttan çekiniyor çünkü diyor ki sen beni aslında bak çok yaraladın. Ya da yeni tanışıyorsunuz, belki hiç güvenmiyorsunuz. Çok böyle tehditkar geliyor size. Sanki zamanla bu güveni inşa etmeye, bu güveni kazanmaya çalışacakmış gibi. Ve bir şeyleri belki de oturup konuşacaksınız. Ama ne olursa olsun, özellikle de bir ex ise, çünkü ex olma ihtimali burası çok yüksek. Daha doğrusu çoğunun ex olma ihtimali yüksek, öyle söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Evet, yine güvenmiyorsunuz. Çok temkinli aslında yaklaşıyorsunuz belki de ama bir ara yolu bulma, orta yolu bulma, bir şeylerin konuşulması ve çözülme ihtimali aslında oldukça yüksek. Yani siz bu insanın sizi unutmadığını ya da aklında hep bu insanın aklında zaten kendinizin dönüp durduğunuzu zaten fark edeceksiniz. Ve belki de şey diyeceksiniz, ben beni bu kadar mı seviyordun sen ya? Sen gerçekten bu kadar bağlı mıydın bana? Bu kadar mı ben senin umrundaydım? Belki de bunun şokunu yaşayacak olabilirsiniz. Evet. Güzel. Güzel ama. Peki ne olur bu iki insan arasında? En yakın vadede ne olur, ne yaşanır, nereye varır bu durum? Güzel. Şimdi bir araya geliş, bir kaynaşma, ellerin buluşması, iki tarafta da böyle bir durum var. Azar azar da olsa, yavaş yavaş da olsa ellerin bir araya gelmesi, evet bir buluşma. Ama burada dikkatli olunması lazım. Birbirinize eşit oranda yaklaşmaya, yani bir taraf diğerinin üzerine çok fazla gitmemeli.
İki taraf da aynı oranda sabırlı olmalı. İki taraf da aslında kimin neyi ne verdiğine ve ne aldığına dikkat etmeli. Eğer bu başarılabilirse, hani günün sonunda sanki şunu anlayabilir iki taraf da, ben senin değerini artık bildim, anladım ve ben bu yola evet seninle de devam etmek de istiyorum. Ama dikkatli olmanız lazım. Eğer bu denge bozulursa günün sonunda yine burada bir yalnızlık hissiyatının içerisine girilebilir. Dengeyi korumanız, muhafaza etmeniz lazım. Çünkü biliyorsunuz ermiş birazcık yola yalnız devam etmektir. Belki hani aradığınız şey gerçekten bu insanda mı değil mi? Sizin de bunu sorgulamanız gerekiyor olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada çok kişi buluşma yaşayacaktır. Çok kişi bu insanla hiç olmazsa bir konuşmak için bile bir araya gelecektir. Burası size bir ilişki yaşatır mı? Yaşatabilir. Hatta gerçekten birbirinizle böyle ruh eşi gibi hissettiğiniz, ya sen benim evet o yolumu aydınlatan ışıksın dediğiniz bir ilişki yaşatma ihtimali de var sizlere. Evet, birinci deste. Sizin için anlık olarak anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Dilerim ki hakkınızda her şeyin en güzeli gerçek olsun. Şimdi ikinci destemize geçelim. Merhabalar, ikinci desteği seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizin aklınızdaki bu insan hangi enerjide, bir buna bakarak başladım. İkinci desteği seçenlerin aklındaki kişi şu an hangi enerjide, nasıl bir enerjide? Şifalandırıcı ışık. Ya iyileşmeye ihtiyacı var ya kendini bulmaya. Artık belki hani eğer varsa ki saçma sapan alışkanlıkları, davranışları, tutumları, ya bunları iyileştirmeye ihtiyacı var ya da zaten o yola girmiş. Bir şeylerin belki farkına vardı. İçinde hiçbir maddiyatın, hiçbir aslında dünyevi zevkin ona yetmediği, onu tatmin etmediği ve artık daha nasıl denirsem ona, içini sevgiyle, huzurla, barışla kaplamak istediği bir enerji. Peki size düşündüğünde, aklına siz geldiğinizde ona nasıl bir enerji geçiriyorsunuz? Nasıl bir enerji taşıyorsunuz? Bakın. Korku. Aa. İlginç. Dönüp bakmaya korktuğu bir yerdesiniz. Bakın. Aslında bu saray, bu ev, bu köşkü zaten bu kadında mı, dönüp bakmaya, dönüp de kendisine ait olanı almaya çekiniyor, korkuyor. Siz de bu insan için böylesiniz. Aslında zaten belki hali hazırda onursunuz. Kalbiniz, belki düşünceleriniz, her şeyiniz ona ait. Ama o dönüp doğruya bakmaya korkuyor. Ya sizinle konuşmaya korkuyor, ya sizle bir iletişime geçmeye korkuyor. Çok fazla korku barındırıyor. Peki. Kalbinde şu an bu insanın, ikinci desteği seçenlerin aklındaki bu insanın kalbinde ikinci desteği seçenlere dair hangi duygular, hangi hisler var? Bakalım. Yıldız. Arkadaşlar nasıl bir şeysiniz siz bu insan için böyle? Yani aslında şöyle yapalım. Bu karanlığı, bu korkuyu mu iyileştiriyorsunuz? Bunu iyileştiren siz misiniz? Yüzleşmeye korktuğu ama yüzleştiğinde içini aydınlatacak olan ne hissediyor? Değnek dokuzlusu. Evet, kendini geri çekmiş, size karşı bir mesafeye sokmuş kendini. Çünkü bence bu insanın dengesini bozuyorsunuz. Yani şey var ya, yar deyince kalem elden düşüyor. Siz oradaki yarsınız ve bu belli yani. Bir kart daha alacağım ama döndü, bir saniye. Yok, çok fazla dönmüş. İki tane döndüğü için alamam. Bir tane olsa alacaktım. Hangi duygular, hangi hisler var? İkinci desteği seçenler için bu kişinin kalbinde. Değnek dörtlüsü. Tamamdır. Şuradan da alalım. Size dair bu insanın, ikinci desteği seçenler için bu insanın, ikinci deste sahiplerine dair en derin duygusu, yol ayrımı. İnatla sizden uzaklaşmaya, kendini geri çekmeye çalışıyor ama karşı koyamadığı bir yerde duruyorsunuz. Çok fazla mesafe sokmuş. Çok böyle nasıl desem, kendini geri plana çekmeye çalışmış. Hala da öyle uzak durmaya çalışıyor. Çünkü korkuyor. İkinci desteği seçenlerin ismini duyduğunda hangi duygu canlanıyor bu insanda?
Vay. Sorgulama. Neden? Niçin? Tamam ya. Şimdi şöyle bir şey var burada arkadaşlar. Birincisi, bir yanınız bu insanın bütün arzularını, bütün beklentilerini, bir ilişkiden istediği, isteyebileceği tüm arzuları, hayalleri karşılıyor. Çünkü yıldızsınız. Yıldız kartı geldiğinde bir erkek veya kadın hiç fark etmez. Karşı taraf için, yani bu siz oluyorsunuz, en güzel yerlidir, en güzel noktalıdır, en güzelidir, en çekici olanıdır, en albinisi yüksek olandır. Yani tarotun en güzel kartlarından biridir yıldız kartı. Evet, uğrunda bedeller ödenir, ödetir. Ama neticesinde istediği hayali de götürür insanı. Ben bunu gördüğümde hep şey diyorum. Siz bir kutup yıldızısınız karşı taraf için. Evet, belki başka yıldızlar da var ama onlar yol gösteremiyor. Siz aslında o yolu, belki doğru yolu gösterebilecek olan şeysiniz. Ve ben burada şey alıyorum. Bir böyle sigara bağımlısının diyelim. Alışkanlığından uzak durmaya çalışmasını düşünün. Kendini uzak tutmaya çalışmasını. Bunu yaparken ne kadar zorlandığını, ne kadar yıprandığını ama aslında bunu yapabilirse hayatına ne kadar güzel devam edebileceğini bildiğini düşünün. Siz işte bu insan için aslında bağımlılıklarından, yani kendi hayatındaki o kötü durumlardan, alışkanlıklardan, onun içini doldurmayan her türlü aslında duygudan onu uzaklaştırabilecek, yerine gerçek duyguları, gerçek belki sevgiyi, aşkı, huzuru, rahatı, konforu aslında verebilecek olan yersiniz. Ama size gelebilmek, sizinle bunu yaşayabilmek için önce vazgeçmesi, feda etmesi gereken şeyler var. Siz işte onu bu yol ayrımına getiriyorsunuz. Çünkü size giden yol o kadar onun için kolay değil. Korkulu bir yol. Aslında o korku dolu yolu geçebilse neticesinde, nihayetinde ulaşacağı yer burada sizin oturduğunuz yer. Buradaki köşkümüz, buradaki evimiz, sarayımız ne derseniz. Siz busunuz. Ama size giden yolda önce ona korku veren bu ormandan geçmeli. Ne bu orman? Belki kendi aile düzeni, belki kendi iş hayatı, belki varsa bir ilişkisi daha evvelden, belki bu. Belki sizin için kendisini değiştirmek zorunda olması, sizi üzecek olan davranışları geride bırakması, bunları yapmadan gelememesi. Bu yüzden diyor ki, ben şu an birazcık agresif bir enerjinin içerisindeyim. Kendimi geriye çekiyorum, arka plana itiyorum. Sana da kırmızı çizgiler çekiyorum, duvarlar örüyorum. Hani siz şey demiş olabilirsiniz bu insana, hani neden böyle yapıyorsun? Gel birlikte aşalım, her neyse birlikte halledebiliriz. Ama bu insan hayır diyor, bunu kabul etmiyor. Diyor ki ne varsa ben kendi başıma önce bu yolda olmalıyım. Ve bunu yaparken gerekirse seni uzaklaştırabilirim. Ve uzaklaştırmış gibi de gözüküyor açıkçası. Çünkü çok fazla yol ayrımına sokmuş, sorgulamaya sokmuş. Ama temelde zaten son kartınız. Birleşmek istediği yerde geri duruyorsunuz. Çok ünlüdür zaten, şey bilirsiniz. Değnek dörtlüsündeki o tema değişmez. Bu iki kişi aynı çatının altında, ellerinde çiçekler var, kutlama yapıyorlar. Bizim için değil mi bir ilişki kartı? Her şeyin yolunda olduğunu gösteren kart. İstediği buyken, dediğim gibi istediği sizin aslında ikinizin çok başarılı, çok mutlu olduğu güzel bir ilişkiyken ve siz bu insan için zaten yıldız hükmündeyken yaptığı şey belki de şu an güncel enerjide size duvarlar örmek, sizi geriye itmek, size sanki belki bir düşmanmış gibi davranmak. Ve şey diyebilirsiniz, yani bana bu kadar bu şekilde davranmana gerek var mı? Ama o da işte kendisini sorguluyor. Peki ne düşünüyor? İkinci desteği seçenler için bu insan ne düşünüyor? Savaş arabası. Kupa ikilisi. Değnek beşlisi. Hala inat gösterdiği, hala aslında evet sevgi olmasına rağmen, duygularınız karşılıklı olmasına rağmen size karşı anlamsız bir inat gösterdiği ve deste altında da yani imparatoriçe ile geliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bu insan sizi çok seviyor ama sizi seviyor olmaktan inanılmaz derecede çekiniyor ve korkuyor. Hatta bir kısmı, özellikle daha yeni bir şeyler hissedenler için, bu duygulardan daha başlangıçta kaçma noktasına gelmiş olabilir. Çünkü bunu yaşayacak cesareti çok fazla yok. Bu yüzden sizi çok uğraştırıyor olabilir. Çok fazla kavga enerjisine sürüklüyor olabilir. Tartışma enerjisine sürüklüyor olabilir ve yani çok anlamsız şeyler yapıyor olabilir. Çok anlamsız hatalar yapıyor olabilir. Dik başlılıkla kendi yoluna gitme eğiliminde olabilir.
Çünkü bir yol ayrımına getirmiş bu insan sizi. Ve siz de madem öyle o zaman kendinle kal bile demiş olabilirsiniz belki de ona karşı. Peki ikinci desteği seçenlerin aklındaki bu kişi neler söyler onlara? Neler söylemek ister? Yani bana yaklaşmana izin veremedim diyor ki zaten bir değnek dokuzlusu aldığımızda bunu söylemiştik. Sizi itmiş zaten. Oraya doğru itmiş. Dur diyor, gelme. Çünkü eğer biz yakınlaşırsak, biz birlikte bir şeyler yaşarsak ben incineceğimize inanıyorum. İncineceğimizi düşünüyorum diyor. Başka? Şu an müsait değilim. Evet, çünkü hayatı zaten karışık. Hali hazırda hayatını düzeltmeye, hayatına da çeki düzen vermeye çalışıyor ama zaten karma karışık enerjilerin içinde. Sana yalan söylediğim için pişmanım diyor. Pişmanlık duyduğundan bahsediyor. Bence evet, bir takım yalanlar söylemiş, kendini bir böyle arka plana koymuş, sizi uzaklaştırmış, kendisinden itmiş, oldukça itmiş. Ancak bundan pişmanlık duyuyor mu? Evet, duyuyor, fakat mesela bunu bence kabul edecek bir insan değil. Etmez. Gururu, kendi inadı her şeyden önce ve öte geliyor olabilir. Özellikle burada kova ve yengeç etkileri çok fazla. Yay ve koç aslan yay. Evet, koç aslan yay etkileri de çok fazla. Ama bu burçların olması gerekmiyor. Burada kastettiğim şey bu burçların enerjisi arkadaşlar. Bu burçlar gibi davranma eğilimi. Kendini korumak için karşı tarafı uzaklaştırmak. Ama aslında karşı tarafa duyulan kurtulunamayan bir sevgi de var. Peki siz bu insan için ne anlam ifade ediyorsunuz? Değnek şövalyesi. Bu az önce düşmeye çalışan kartlardan biriydi yukarıda. Koşmak istediği, arzuladığı, heyecan duyduğu yerdesiniz. Şeytan dedi ki arzuladığı diye. Hatta sizi bir bağımlılık, bir takıntı olarak bile görüyor olabilir. Belki de bu yüzden bu kadar korkuyordur. Tılsması. Bir başlangıç yapmak istediği, daha somut duyguları aslında yaşamak istediği ya da belki bu sağlıksız, zararlı düşüncelerden uzaklaşıp tertemiz, hani böyle şey gibi altını alalım, işte temizleyelim, aklayalım, paklayalım, böyle kullanıma koyalım. Ama diğer duygulardan arınmış olsun, karanlık enerji olmasın burada. Çünkü sizin aranızdaki durumun çok fazla tahribat gördüğünü, çok fazla incindiğini ve yıprandığını düşünüyor. Ve diyor ki bu bize iyi gelmez, biz bundan fayda görmeyiz. Önce bütün korkulardan arınmamız lazım. Bu insan arkadaşlar böyle nazar gibi negatif etkilerde ya kendisi çok kalmış olabilir ya da sizi bu şekilde çok etkiliyor olabilir. Enerjinizin çok fazla düştüğünü, çekildiğini hissediyor olabilirsiniz. Yani anlamsız bir mücadeleye sokmuş hem kendini hem sizi. Fakat öyle bir artık hani arzu nesnesi haline gelmişsiniz ki, arzu nesnesi derken bunu kötü anlamda kullanmıyorum aslında. Arzulanan, gerçekten bu insan tarafından hem sevgiyle hem tutkuyla hem de çok kendisini korkutan bir bağlılıkla arzulanan bir yerdesiniz. Ve bu durum bu insanı ürkütüyor, korkutuyor. Bununla başa çıkamayacağını düşünüyor. Ve diyor ki en hayırlısı bizim için ayrı kalmak, uzak kalmak. Ve belki de işte bu yüzden yalan söylüyor. Bana yaklaşmana izin veremedim. Sana yalan söylediğim için pişmanım. Şu an müsait değilim. Hep belki de hayatındaki bu karmaşayı ön plana sürüyor. Çünkü sizi içeri aldığında iyice karışacak ona göre ortalık. Belki de ona göre çok, dediğim gibi, bu duyguları çok sağlıksız ve bunlara teslim olmak istemiyormuş gibi. Peki bu insan, ikinci desteği seçenlerin aklındaki bu insan onlara nasıl bir adım atabilir? Değnek üçlüsü. Bir süre izleyecek, gözlemleyecek, kafasında kuracak, edecek. Değnek prensi burada kastettiği. Ve değnek altılısı. Belki minicik bir adım atacak, belki çok minicik bir adım taşıyacak. Minicik haberler uçurulabilir. Eğer farklı yerlerdeyseniz yanınıza gelmek söz konusu olabilir. Ama bence kendini gösterecek daha çok. Doğrudan size böyle duygusal bir adım atarak değil ama kendini bir yerlerden gösterecek. Bak, ben buradayım. Beni gör. Ben seni görüyordum. Hadi sen de beni gör. Peki.
Ya bu insan için hani dedik ya siz neredesiniz diye. Siz gerçekten kopamadığı bir yerdesiniz ama. Ya bu çok yüksek kartlarla geliyor. Çok fazla major arkana ile geliyor. Bu kadar korkmasını belki bu yüzden anlayabiliriz. Yani şey gibi bakıyor sen beni. Şey gibi biraz. Hani bunu tabii ki anlatmak için söylüyorum ama sen beni çok günaha götürürsün. Yani bir günah gibi bakıyor sanki. Yasak bir elmasınız bu insan için. Halbuki atla deve mi? Değil. Değil aslında. Ama yani ölesiye korkuyor ya. Çok garip. Belki de hiç daha önce bu duyguları tecrübe etmemiştir. Belki kendi hayatına, kendi keyfine, kendi zevklerine göre yaşamıştır bu insan. Ve haliyle sizle karşılaşınca bir dakika ne oluyor? Ben niye bu kadar derin hislerin içindeyim deyip dedim ya bırakması gereken şeyler var. Sanki size gelebilmek için önce bu hani yıldız kartındaki gibi gözyaşlarıyla temizlenip arınıp belki tövbeler edip öyle gelmesi lazım. Belki siz hani tövbe edip yaklaşacağı bir yerdesiniz, anlatabiliyor muyum? O kadar belki önemli ve kıymetlisiniz. Size tövbesiz yaklaşılmaz gibi bir kutsallık atfetmiş. Ama işte bunu yaparken o zararlı düşüncelerinden de kurtulamıyor. Sanki size zarar vereceğini düşünüyor. Özellikle bunu cinsel anlamda da çok düşünüyor olabilir. Hani mesela siz daha bu konulara mesafeli bakan biriyseniz, sizden çok fazla belki de burada cinsel arzusu ve talebi, isteği vardır. Ve belki de bunları yaptığında ya da siz de bunları yaşadığında sizi böyle inciteceğini, adeta kendince bir günah işleyeceğini düşünüyor olabilir. Peki ne olur bu iki insan arasında? Ne olur? Kupa şövalyesi. Yine de bir adım gelir. Yine de kupa üçlüsü. Bir buluşma yaşanır arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki 3 aylık zaman dilimi ya da böyle Temmuz ayına doğru bir süreçte. Bu yengeç etkisi çok geliyor sizde. Yengeçteki işte ay hadiseleri, yengeçteki tutulmalar vesaire önemli olabilir sizin için. Bu buluşmalar kendini gösterebilir. Değnek ası. Bu da gelmek istedi. Alalım. Kılıç sekizlisi. Şimdi ne kadar zorlansa da, ne kadar burada inat gösterilse de siz bu insanla bir şekilde bir kontak kuracaksınız. Kontağınız varsa belki buluşma durumunu yaşayacaksınız. Ve bunlar bence Mart ayı ile birlikte kendini gösterecek. Mart ayı ile birlikte özellikle daha fazla görüşmeler, buluşmalar, bir araya gelmeler, paylaşımlar başlayacak. Özellikle havaların ısındığı süreçle birlikte, yani baharı daha derinden hissettiğimiz zaman dilimlerinde siz çok fazla kontak kurarsınız. Ama dikkat edin, bu insanla nasıl desem, yakınlaşma, çok yakın olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Ve bunlara fiziksel birliktelikler de dahil. El ele tutuşmalar, güzel tatlı, sıcak anlar hepsi dahil. Bunlar yaşanabilir. Eğer bu konularda mesafeliyseniz bilginiz olsun. Birbirinize çünkü bir şekilde karşı koyamayacağınız gözüküyor ama hala zihnin arka planında bir takım engeller, kısıtlanmalar var. Bunların da öncelikle tabii ki aşılması lazım. Bundan da bahsediliyor. Ama bir ilişki yaşanır mı bu insanla? Evet. Platonikse flörte geçilir mi? Evet. Flörtse ilişkiye döner mi? Evet. İlişkideki sorunlar çözülür mü? Evet. Ama dikkat edin. Yine de ikiniz de kendinizi bağladığınız o iplerden, zincirlerden kurtulmalısınız. Eğer bunlar olursa zaten dediğim gibi aslında bu insanla güzel zamanlar da sizi bekliyormuş gibi gözüküyor. Güzel, gayet eğlenceli, keyif aldığınız, belki birlikte kutlamalara gittiğiniz, katıldığınız zaman dilimleri sizin için gayet mümkünmüş gibi. Yoruldum ama bence ikisi de güzel bir açılımdı. Dilerim ki siz de sevmişsinizdir. Özel danışmanlıklar için mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Maillere bir gün arayla bakıyorum. Randevuları da en geç 1-2 gün sonrasına verebiliyorum. Bu yüzden aynı gün için randevu talep etmemenizi rica ediyorum. Çünkü hayatım çok yoğun. Aynı gün içinde randevu verme imkanım maalesef ki olmuyor. Benim anlatabileceklerim bu şekildeydi. Dilerim ki aklınızda her şeyin en güzeli gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.